ربنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم بسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا، والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان سيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من يد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستغنى يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darı buka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafenlerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: El-yedül ulya, yüksek el hayrun min yedis süfla, alçak elden daha hayırlıdır. Vebde bimen taul, sen bakımı, nafakası sana gerekenlerden başla. İyal, aile, iyal, çoluk çocuk. Al, iyal, bunlar. Hanımın, çocukların, bakmakla yükümlü olduğun, muştar durumdaysa, usul, baba, ataların, torunların, kardeşlerin, sen bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla işe. Ama şunu da bileksin ki, bu bakmakla yükümlü olduğun kimselere mesela yeme, içme, giyim, kuşam ve ibadete gibi konularda bakmakla yükümlü olduğun kimselere verirken şunu hatırdan çıkarma: ve hayru sadaka mâ kâne an zahri gınen. Gerek bunlara bakarken, gerek de mecbur olmadığın ama sevabına, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna yardım etmek maksadıyla sadaka verirken zenginlikten ver. Evvela mecbur olduğun kimselere, bakmakla yükümlü olduğun kimselere, kendine başta olmak üzere ailene, çocuklarına, usul furuğuna, mecbur olduğun kimselere, onların ihtiyacını karşıla. Önce kendinden başlamak suretiyle, sonra hanımın, sonra çocukların, sonra annen baban, sonra torunların, sonra kardeşlerin gibi bakmakla yükümlü olduğunların en yakından başla. Bundan fazla olanından sadaka ver. Sadakanın hayırlısı işte bu zenginlikten verilen sadakadır. İhtiyaçtan fazla olandan verilendir. Evet. Şimdi
Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Afdalus sadaka cühdül mukil. Sadakanın en faziletlisi, en sevaplısı zarlanarak verilen sadakadır. Son gayretin, son gücün neyse onu vermektir. Bu çok makbuldür. İkisi arasında çelişki yok mu? Hayır. Evet, bu ikinci okuduğumuz. Mesela zengin adamın sadaka vermesi, hayretmesi çok kolay. Parası çok. Orta halli, işte şöyle geçiniyor. Kendi ailesine bakıyor, çekiyor. Mecbur olduklarına. Ama öyle şey yok. Zengin kadar fazlası yok. Ha işte bu nefsi şimdi verirsen bu eksilir. Şöyle olur filan diyor. Ama o da diyor ki Allah'ın rızasını kazanacağım. Son gayretini verebileceği son noktayı vermek. O cühdül mukil dediği bu. Evet, zorlanarak. Şimdi zengin adam harmandan verse harman eksilmez. Ama böyle bir öyle olmayan, çok malı olmayan kimse biraz nefsiyle mücadele eder. O verir. İşte o çok makbul. Mücadeleden sonra verdiğin, şimdi kendisi muhtaç iken başkasına verdiğin zaman çoluk çocuğun muhtaç, ailen bakman lazım. Bu Allah'ın emri. Vermişsin, sonra da hanımın bir şey istemiş, çocukların bir şey istemiş. Normal, istedikleri normal bir şey. Tuh, niye verdim yahu deme. Böyle diyeceksen önce işte bu zahr-ı gına dediği bu. Onların isteğini de rahatla, meşru isteklerini de rahatla karşılayabilecek olduktan sonra ver. Nereden verdiydim? Tuh deme, keşke deme. Keşke demek iyi bir şey değil. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu hatırlatıyor. Mecbur olduğun kimselerden böyle kendin, sonra hanımın, sonra çocukların, sonra anan baban derken böyle kademe kademe onlardan başla vermeye. Şimdi bu yakın akrabaya vermek çift sevap. Sıla-i Rahim Allah tarafından emredilmiştir. Sıla-i Rahim sadece ziyaret etmek anlamına değil. Anan, baban, kardeşin muhtaçsalar onun cebine de ihtiyacı olan parayı koymak, ihtiyacı olan bir malı almak, onun işini görüvermek. Sıla-i Rahim esas bu. Yoksa nasılsın kuru lafla, o da güzel de tabii. Hal hatır sormak, gönül almak güzel bir şey de muhtaç durumdayken onun cebine de para koymak. Evet. Sıla-i Rahim yapmış olursun. Hem de bu Peygamberimizin bahsettiği güzel insandan, veren elden olmuş olursun. Evet. Şimdi borcu var adamın. Borcu var. Borcu varken sadaka vermeye kalkıyor. Sadaka belaları def eder. Belaları gelir. Hastalıklara iyi gelir. Ömrü uzatır diye müjdeler var. İşte bunları tamah ederekten borcu var, onu vermiyor. Böyle sadaka vermeye gidiyor. Borcu olmayan kimse için evvela bu sadaka konudaki Efendimizin teşviki, borcu önce borcumu vereceksin. Borcunu ödemek farz. Evet, borcunu ödemek farz. Önce onu diyeceksin. Limen la deyne le aleyhi, kendisinin borcu olmayan kimselere bu sadakanın afdaliyeti, böyle başlayacaksın yakından uzağa doğru. Ve men yestagni, yestagne yunihullah, bir kimse ihtiyaç içinde ama istemiyor. Yiyeceğinden kesiyor, içinden kesiyor, giyiminden, kuşamından kesiyor. İsteyebilecek durumda ama Allah büyük. Bu sıkıntılar da geçer diyor.
istemiyor, dilencilik yapmıyor ise Allah onu zengin eder. Ve men yestaafif, yestaif, yaifahullah. Kim böyle dilencilik, bir zillet, şerefsizlik, dilencilik buna yanaşmıyor, sıkıntılara katlanıyor, iffetini koruyorsa, korumak istiyorsa Allah da onu korumak istediğinden onu kurtarır. Yani vermek güzel bir şey ama ihtiyacından sonra güzel bir şey. İstemek iyi değil. Mecbursan isteyebilirsin ama iffetli olacağım ben, isteme zilletine girmeyeceğim diyorsan o da güzel, Allah seni iffetli yapar. Ahmed bin Hanbel, Bukhari, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e vali göndermiş, alim, kafası çalışan sahabilerden birisidir. Şimdi diyorlar ki efendim, hadis şeydir, şüphelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmadı. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la karışır diye hadisleri yazmayın emrini verdi. Çünkü Tevrat karıştı, İncil karıştı, geçmiş kitaplar hep insan sözü karıştı arasına. Bu Kur'an'ı da olmasın diye benim sözlerimi yazmayın dedi. Ama sahabiler ezberliyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dinliyorlar ve ezberliyorlardı. Yazmayın dedi. Fakat bu emri vermesine rağmen yazdırmadı. İstisnaen mesela Amr ibn Abdullah ibn Amr ibn As 16-17 yaşında genç demiş ya Resulallah, yazmayı yasakladın ama ben sizinden duyduklarımı tam zapt edemiyorum. Hepsini muhafaza edemiyorum, ezberleyemiyorum. Bana müsaade edin yazayım demiş. Yaz demiş o da. Efendimiz'e yaz demiş, yaz. Böyle özel izin vermiş ona. O da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle konuşurken dizinin dibinde yazıyormuş hadislerini. Bir süre sonra demiş ki ya Resulallah, bazen güller açıyor yüzünüzde, neşeli oluyorsunuz, tebessüm çehreyle memnun bir sevinçli vaziyette konuşuyorsunuz. Bazen de gamlı kederli oluyorsunuz. Bazen de bazen gazaplı oluyorsunuz. Hangisini yazayım? Yaz, vallahi bu iki dudak arasında haktan başka bir şey çıkmaz. Öfkeliysem gene yaz. Sevinçliysem gene yaz. Üzüntülüysem gene yaz. Hep hak söylerim ben. Evet, haktan başka bu dudaklar arasından buyurmuş. İşte o yazmış, o şimdi elimizde. 1000 hadis yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar en kıymetli hazinesi olarak onu saklamış. Hatta vefat ettiğinde yastığının altındaymış. O 1000 hadisli yazdığı şeysi, risalesi. Sonra işte bu söyleyenlere karşı sizin kafanızda soru oluşmasın diye bu bilgileri veriyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka devletleri, başka milletleri Müslümanlığa davet etti. Davet mektuplarını yazdı. O yaz, o hadistir. Efendimizin sözüdür. Bir tanesi de bizim Topkapı Müzemizde duruyor. Gidip görebilirsiniz. Paris Milli Kütüphanesi'nde var. New York'ta var. Dünyanın çeşitli ülkelerinde aslı bir tanesi bizim burada. Bu Hakim bin Hizam'ı da işte ve benzeri bir yere vali tayin ettiği zaman onun eline bir kağıt veriyor. Şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap, şöyle şöyle yap. Emirlerini sıralıyor. Hem Seniyetül Veda denilen böyle görevlileri uğurluyor. Uğurlarken yanında şifahen nasihatlerde bulunuyor. Gittiğin yerde şöyle davran, şöyle yap, böyle çat. Hem de işte bazılarını yazı veriyor. Bu Hakim bin Hizam da vali, kadı, vali ve kadı hepsi bir. Gönderdiği zaman eline yazı vermiş. O yazı da şimdi elimizde. Şimdi Buhari bunlardan haberi yok. İmam Buhari. Ama şimdi karşılaştırıyoruz.
bu sonradan bulunan bu metinlerle Buhari'nin eserine aldığı hadisler arasında hiç fark yok. Yani Buhari çok sağlam toplamış. Çok sağlam hareket etmiş. 650 bin hadis ezberlemiş. 7 bin küsür sadece hadisi eserini almış. O kadar sık dokunmuş, incelemiş, sık dokunmuş. Mesela hayvan güdersiniz, hayvancısınız. Hayvanı otlatmaya götürürsünüz veya bağladığınız yerden ipini koparmış, kaçmıştır. Onu yakalamak için koştursanız yakalamayacaksınız. Ne yaparsınız? Elinize onun sevdiği bir yonca alırsınız, çayır alırsınız. Gösterirsiniz ona. Meh 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 filan dersin. Onu görür. Ve o şekilde tam vereceğiniz zaman yakaladınız mı da bir tane de sopa atarsınız diye kaçtınız diye. Vermezsiniz. İşte böyle adamın hadisini almamış. Hayvanı gösteriyor, durduruyor, yakalıyor. Yakaladıktan sonra da vermiyor onu. Vermiyor ise bunun hadisini almamış. Bu adam demiş hayvanı aldatıyor, bizi de aldatır. Evet. Bu derece incelemiş, sık dokunmuş. Ve bulunan metinlerle, şimdi konuşuyorlar da onu söylüyorum. Elimizde mevcut bu metinlerle Buhari metinler arasında hiçbir farkı yok. Yani Peygamberimizin hadisleri sağlamdır. Onlara güvenebiliriz. Biz de o hadisleri size okuyoruz. Efendim Kur'an'dan başkası sağlam değildir filan, onlara ihtiyaç yoktur filan demeye getiriyorlar. Hadissiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri olmaksızın İslam'ı anlayamayız. Kur'an'ı anlayamayız, yaşayamayız. Namaz kılın. Nasıl kılacağız? Allah'ın emri bu. Ekimus salâ. Namazı kılın, ikame edin. Nasıl? Elinizi kaldır, kıbleye dön. Böyle Allahu Ekber diye göbeğin altına bağla. Yükûye Allahu Ekber diye geç. Semiyallahu lümen. Bunlar hep hadislerle öğrendik. Bunlar olmazsa nasıl namaz kılacağımızı bilemeyiz. Zekatı nasıl hesaplayacağımızı, zekat verin diyor Allah. Nasıl? Hadisten öğreniyoruz. Hac edin diyor. Nasıl hac edeceğiz? Huzu anni menasikakum. Hac fiillerini benden öğrenin diyor. Peygamberin hadisleri olmazsa haçta kalmaz, zekatta kalmaz, oruçta kalmaz, ibadette kalmaz. Yani bu adamların bu davranışların nereye, hangi sonuçlara varacağını yani biz kötüye yormayalım. Düşüncesiz laflardır bunlar. Bin yıldır bu aziz millet, bu İslam var. 1400 yıldır kitap. Kitapta bulamadık. O Müslümanların temel kitabı, anayasası. La teşbih. Anayasalarda öyle teferruat bulunmaz, detay bulunmaz. Genel prensipler bulunur. Namaz kılınız. Gerisi detay yok. Aynı şimdi öyle gibi. Anayasa var, ceza kanunu var, Türk Ticaret Kanunu var, Medeni Kanun var, Borçlar Kanunu var. Anayasayı böylece anlayabiliyoruz. Aha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri, hadisleri de işte kanun. Anayasa Kur'an, o anayasayı açıklayan kanunlardır. Kur'an-ı Kerim'de var zaten bu. وَزَاتَنَا عَزَاتٌ فِي شَيْءٍ Bir şeyde bir şey bulamadınız, karara varamadınız. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kur'an'da ayettir bu. Onu Allah'a sorun. Allah'a nasıl soracağız biz? Allah'a konuşamıyoruz. Kur'an'a bakın demek o. Kur'an Allah'ın kelamı. Bakacağız. Öyle diyor işte. Yalan yeri evin felakettir diyor. Sıla-i Rahim farzdır diyor. Ha orada bulacağız. Anlayamadık. Namaz kılın. Nasıl kılacağız? فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Sonra peygamberine, Muhammed Mustafa'ya onu götürün o problemi. Sağlığında soruyorlardı. Ya Resulallah şurayı anlayamadık söylüyordu. Şimdi biz peygamberden 1400 sene sonra geldik. Nerede bulacağız? Ne demek o? Peygamberin sözlerine sorun bakın. Yani hadislerine. İşte o derlenmiş, toparlanmış hadisleri önümüzde şimdi. Onlara bakacağız, öğreneceğiz. Onlara bakacağız, öğreneceğiz. Hadisler çürüktür. Bunlara gerek yok dediğin zaman din yıkılır. Darmadağın olur. Kalmaz. Anlayamayız.
Yanlış yoldalar. Bu aziz millet zaten ehli sünnet vel cemaat demiş. İmam-ı Azam mezhebini seçmiş. Sadece Hanefi mezhebi değil, Şafii mezhebi de, Hanbeli mezhebi de, Maliki mezhebi de ehli sünnet. Onların beğenilerinin peşinden gitmiş. Yol bu. Şimdi gerek yok efendim. Ortada Kur'an var. Gerek var. Hadis olmazsa biz Kur'an anlayamayız. Hatta hadis olsa da anlayamayız. Onu bilenlere soracağız. Kim sahabi? Sahabi değiliz. Bulamıyoruz. Tabiun. Kim o? İşte İmam-ı Azam tabiundandır. Sahabiler görmüş. İşte ki o devre yakın. Kim? İmam Şafii. Onlara soracağız. Biz İmam Şafii olamıyoruz. İmam Ebu Hanife olamıyoruz. Ha, onlara soracağız. Hepsinin birleştiğine icma deniyor. Yani şimdi bugün hukukta da var bu. Yargıtay Genel Kurul kararı diyorsunuz ya siz. Bütün üst mahkemelerin hepsinin verdiği karar aynı o. İşte evet. Onda da bulamıyorsak şahsen işte İmam-ı Azam diyeceğiz, İmam Şafii diyeceğiz, İmam Malik diyeceğiz. Çünkü biz onların ayarında olamıyoruz. Olamamışız. Olursak tamam kendimiz hallederiz meseleyi. Ama kolay mı bu iş? Yüzlerce ben müçtehidim diyen adam çıkmış. Hiçbirisi Müslümanlar da itibar görmemiş. Dört tanesi ayakta kalmış. Bu reklam vermediler. Ben mezhep kuruyorum demediler. İmam-ı Azam reklam vermedi televizyona. İmam Şafii de vermedi. Ama bu olayın doğrusu budur. İşte ayet, işte hadis dedi. Herkes baktı, doğru söylüyor ya dedi. Peşinden takıldı. Böyle meydana geldi. Çözemeyince çözenlerin peşine takıldık. Biz çözemiyoruz çünkü. Evet, böyle oldu iş. Peygamber zamanında bütün sahabiler kendisi içtihat yetkiliydi. Zaten peygambere soruyordu. Şimdi biz uzaktayız. Bu güzel adamlara, müştehidin adamlara soruyoruz. Hani böyle kafalar bulandıran şeyler söylüyorlar. Evet, öyle söylüyor. Bu hakim bir nizamın dolayısıyla bunlara girdik. Ana mektubu var elimizde. Buhari'ninkiyle aynı. Hiç farkı yok. Sağlam yani hadisler demek istiyorum. Evet, Resulullah gene buyuruyor. Eyyedül ulya hayrun min yedi süfla. Yüksek el, ki yüksek elden kasıtlı söyleyecek şimdi, aşağı elden hayırlıdır. Vel yedil ulya hiyel münfika. Yüksek el harcayan eldir, veren eldir. Vel yedil süfla hiyel sâile. Bana para verir misin? Muhtacın diyen eldir. Onu açıklamış. Yüksek el av. Helal olsun. İhtiyacın gör diyen yüksek. Zaten verirken de veren yüksekte olur, alan aşağıda olur. Evet, alan aşağıda olur. Şimdi dikkat edin, bazı şeyler söyleyeceğiz. Yüksek el, yüksek el veren eldir, alan el isteyen eldir. Şimdi bu essa ile önemli bir problemi çözdü. Kur'an-ı Kerim'de Allah Zülcel Hazretleri yedullahi fevka yedil mu'ti ve yedil mu'ti fevka yedil mu'ta aleyh. Evet, yedil mu'ta esfel el eydi. Böyle hadisler var. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Elem ya'lemu, insanlar, müminler bilmiyorlar mı? Ennallâhu huve yakbalü tevbe an ibadî. Kullarından yaptığı günaha pişmanlık duymuş, bir daha yapmayacağım diye kesin karar vermiş, Allah'ım beni affet demiş. Tevbe buna derler. Bunların tevbesini kabul ettiğini insanlar bilmiyor mu? Ve yehuze sadakat. Sadakaları da kabul ettiğini, aldığını. Bak, ehaze aldı. Sadakaları da aldığını bilmiyorlar bunlar. Şimdi alan el aşağı dedi. Veren el yukarı dedi. Veren Allah alıyor. Alan aşağı dedik. Hayır. Efendimiz essa ile demek suretiyle Allah istemiyor ki. Benim rızam kazanmak için insanlara hayır ederseniz, verirseniz onu memnuniyetle kabul ederim. Bizden bir şey dilenmiyor. Allah ganiyün anil alemin. İhtiyacı yok.
paraya ihtiyacı yok. Bizim yardımımıza ihtiyacı yok. Ama onu almaktan kasıt işte, Allah istemiyor. Burada efendim onu söylüyor, se ile. Dilencilik yapan el aşağıdadır, şerefsizdir. Veren, sadaka veren el üstündür. Ha, alan el deyince dilencilik yapan anlamına vereceğiz. Ayetle çelişki yok diyeceğiz. Öyle söyleyeceğiz. Evet. Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Nesai, Ebu Davud, Abdullah ibn Ömer'den, Allah onlardan razı olsun. Ki bunu destekleyen bir sürü hadis var. El yedül ulya hayrun minel yedi süfla. Gene yüksek el aşağı elden daha hayırlıdır. Evet. Ümmeke ve ebeke. Evet. Anana, sonra babana ve uhteke ve ahake, kız kardeşine, sonra oğlan kardeşine. Ednake fe ednake. İşte böyle en yakınından başlamak suretiyle uzaya doğru ver. Ver. Veren el üstündür ve faziletlidir. Ama anandan, babandan başla, kız kardeşinden, erkek kardeşinden başla, sonra akrabalık derecesine göre git, ver, muhtasalar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakından öyle başla. Önce yakınından başla. Evet. Efendimizin şeysi bu. Bize emri bu. Bir adam gelmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, indi dinar. Benim bir altınım var ya Resulallah demiş. Kale tasaddak bihi ala nefsike. Ne yapacağım bunu diye sormuş. Kendine harca demiş. Yiyeceksin, içeceksin. Elbise giyeceksin. Oturacak ev lazım. Binek lazım. Önce ihtiyacını hazır harca evladım. Kale indi ahar. Bir dinarım daha var ya Resulallah. Ona kendime yiyecek para tamam. Onu harcayacağım. Bir daha var. Kale tasaddak bi ala zevcike. Eşine kendini harcayacaksan eşine harca. Kale indi ahar. Bir daha var ya Resulallah. Eşime de veriyorum. Bir daha var yanında. Kale tasaddak bi ala veledike. Sonra çocuğuna ver. Eş, koca, kadının, hanımın en yakın adamı. Hadisten öğreniyoruz. Hanım, insanlar içinde en yakın adamı kocası. Birinci madde eşler birbirine. Onun sözünü dinleyecek, ona yaklayacak. İkincisi ne? İkincisi, bak çocuğun, veledin. Evet. İkincisi çocuğun. Çocuğun olduktan sonra annen varsa. Annenden sonra kardeşin. Derecesi böyle. Bu hadisten çıkarıyoruz. Evet. Öyle demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğuna ver. Kale indi ahad. Bir daha var ya Resulallah. Onu da versem yine kalıyor. Altınım kale tasaddak bi ala hadimik. Evinde hizmetçine, iş görene ver. Senin işlerini görüverene ver. Evet. Kale indi ahar. Bir daha var ya Resulallah. Gene verebilirim. Ente absır bihi. Evet. O zaman sen bak demiş. Muhtaç olan yakından uzağa doğru. İşte böyle. Mesela akrabasından yok. Komşuna. Komşundan yok. Aynı memleketten olana. Ondan yok. Komşu olana. Ondan yok. Daha uzak Müslümanlara vereceksin. Bunu İslam'da yardım usulü bu. Bu hadis-i şerifle onu bize anlatmış oluyor. Darekutni Tabarani Ebu Remse Hazretlerinden nakletmiş. Evet. Yardım hususu böyle. Herkes yakınına böyle bakarsa ortada kimse kalmaz zaten. Hakikaten anası babası muhtaçken de ile yardım etmek insanlığa sığmaz. Değil mi? İslam insanlık dinidir. Akıl dinidir. Vicdana uygun olan din. İşte görüyorsunuz bu meselelerde, yardım meselelerinde de Efendimiz de onları buyuruyor, emrediyor. Evet, Efendimiz şöyle buyuruyor. El yusru yumnun.
vel usru şum. Kolaylık mübarektir. Mübarektir, berekettir, artıştır. Vel usru şumun, çetinlik, zorluk ise uğursuzluktur, hayır yoktur. Evet. Müşkilatları halletmekte yumuşak davran, kolaylık göster. Hayır vardır. Çetin durma. İnsanlara karşı çetin durma. Böyle bulaşmaz, bulaştırmaz. Böyle tek söz söyler, dur. Yumuşak davran. Bu yumuşaklık, kolaylık, berekettir. Çetinlik, uğursuzluktur. İlişkilerde böyle. Evet. İnsanlarla ilişkilerden yumuşak davranacaksın. Allah'ın bir ismi Halim. Hilim sahibi. İsyan edenlere kızsa ekmek vermemesi lazım. Güneşle ısıtmaması lazım. Nara çekenler dolu. Sanki ellerinde güç varmış gibi. Ama Cenab-ı Hak bütün yetki, kudret elinde olduğu halde onlara karşı da halim selim davranıyor. Sana tevbe ederse diye. İnat edenlere tabii çetin yakalayışı var. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Böyle yumuşak davran. Kolaycı ol. Çözümcü ol. Müşkilatları çözmek berekettir. İnsanların bir araya gelmesi berekettir. Dargınlık, kin, uzaklaşmak uğursuzluktur. Evet. İnsanlar her aynı ayarda değildir. Kimisi aklına, aklı selimine, vicdanına, onun sesine bakar, insanca hareket eder. Kimisi nefsi emmaresine bakar, şehvetlerine bakar, arzularına bakar, öyle davranır. Çetin bir imtihan geçiriyoruz dünyada. İmtihan için gönderilmiş. İşte sen de karşılaştığın zaman şehvetlerine mağlup olmuş, ne bileyim nefsi emmaresi olanlara karşı kendini bulması için adamın yumuşak davran, onu kırma, kovma, yumuşak davran, bereketli olsun. Adamı kurtarmış olursun. Adam bir kötü laf ediyor, sen iki tane kötü lafla cevap verirsen ipler kopar. Anlayışlı göster diyor. Kolaylık göster. Onu söylüyor ilişkilerde. Evet, gene Sa'd bin Cübeyr'den bu nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, bu ilişkilerde anlayışlı davranmak son derece önemli insani ilişkilerde. Karı koca arasında da adam çok sinirli. Hanımı anlayışlı davranacak, ne dese hayır demeyecek. Bu defa hanım sinirli, adam bu sefer yumuşak davranacak. Ona o sertlik cevap verirse ipler kopar. İki taraf anlayış. Bak kolaylık, yumuşak davranmak çözümü getirir, berekettir. Ama o bir söylerse bu iki tane cevap verdi mi sert, katı, iş kopar. Şeytanın istediği bu zaten. İnsanlar birbirine düşman olsun, birlik beraberlik olmasın, yuvalar yıkılsın. Evet, şimdi en ufak meselelerde hemen birbirlerine ayrılmaya falan yo. Oyuncak değil ya bu. İnsan bu. Kusursuz insan var mı? Birisinin aşırı gitti mi öteki yumuşak davranacak. Sonra öfke baştan gittikten sonra problem çözülecek. Evet, böyle güzel davranmayı Allah bütün ümmet-i Muhammed fertlerine nasip etsin inşallah. Şeytan çünkü buralardan delikanlı gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben demiş çok zeki değilim, o kadar çok anlayamıyorum. Bana demiş bir şey söyle ama demiş cennete gideyim ha. La tagdab, anlattım bunu ya. Öfkelenme evladım demiş. Çünkü Allah insanlara akıl vermiş, hayvanlardan farkın aklı selim. Duygulardan arınmış akıl insanı insan yapar. Duyguların örttüğü akıl çalışmaz, o zaman hayvanlaşır insan. Belki hayvanlardan da aşağı olur. Evet, Ebu Cehil çok akıllıydı. Ama kibir, gurur, peygamber hasedi, duygu, aklını örttü, kafası çalışmadı, cehennemlik oldu.
Ebu Leheb de öyle. Peygamberimizin amcası. Dahi adam, çok zeki adam. Ama Peygamberimiz küçük, kucağında büyütmüş. Ama Allah onu peygamber seçmiş. Ne yapalım yani? Bu talip olmayla olmuyor ki. Peygambersin demiş. Önce enzir aşiretekel akrabin. Yakın akrabanı söyle önce demiş. O da toplamış. Ben demiş Allah'ın peygamberiyim. Put yapmayı bırakın. Allah yaradanı tanıyın falan. Ne yani demiş ya. Ben seni kucağımda büyüttüm ya. Sana demiş peygamber diye tabi olacağım ha. Kibir, evet kibir duygudur. O muazzam akıllı Ebu Leheb. Aklını örtünce inanmak nasip olmamış. Örtmüş, kafası çalışmamış. Efendim diyor ki işte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halim selim olun. Öfkelenmeyin. Dinleyin. Akıllı hareket edin. Öfkeyi atın. Delikanlı demiş yarısı o kadar da değil. Bir daha söyle. La tağdab, la tağdab. Dört defa la tağdab. Hadi git demiş. Hakikaten insan aklını kafasını çalıştırırsa Allah'ın büyük nimeti yanlış mı doğru mu olduğunu bilecek. Ama öfke geldiği zaman neler yapıyoruz? Kaçırdığı karısını boşuyor. Sövüyor. Ondan sonra hocam beni kurtar. Ben seni nasıl kurtarayım? Allah'ın bir kanunları var. Oyuncak mı bu? O kanunların içerisinde imkan bulursak çözmeye çalışıyoruz. Hepsini bitirmiş. 9 talakla seni boşadım demiş. 3 talak hakkı var. O 9 talakla bitti iş. Ben ne yapayım yani? Ben olanı söyleyeceğim sana. Beni kurtar diyor. Ağlıyor ya. Oyuncak değil bu. Dikkat edeceksin. İmtihan dünyası bu. Ha yumuşak davranın. Öfkeyle değil. Yumuşak davranın. Dinleyin. Halim selim davranın. Berekettir diyor. Anlaşırsınız. Müşkilat çözülür. Evet ne kadar güzel prensip. Tabii kendine hakim olabilene. Hakim olabilene. Evet. El yeminu. El facira. Yalan yere yemin. Takimur rahme. Evet. Bu şeyleri, belleleri harap eder, bitkiler harap eder ve şeyleri filan mahveder, akrabalık, sıla, ilişkiler hepsini yok eder. Yemin, ne demek yemin? Yemin, sağ demek. Bir anlamı bu. Hayırlı işlerde sağı tercih edeceksiniz. Elde sağı. Camiye girerken sağ ayağına gireceksiniz. Güzel yere giriyorsunuz. Ama camiden çıkarken sol ayakla çıkacaksınız. Dışarısı kötü değil ama cami kadar iyi değil. Cami Allah'ın evi daha iyi cami. İyi yere girerken sağla gireceksiniz. El konusunda da iyi şeyler yaparken sağ kullanılacak. Efendimiz emri bu. Merhaba sünnettir. Selam verirsiniz. Benden korkma. Benden sana zarar gelmez. Selamette ol iki cihanda dua ediyorsunuz. Yanı geldiniz mi? Merhaba. Rahat ol. Ha, ben senin kardeşinim. Bana güvenebilirsin. Merhaba var sünnette vuru. Sağ elinle. Ondan sonra bir de musavaha yapacaksınız. Bu peygamberin sünneti kalplerdeki katılıklar, o kırgınlıklar selam ver. Dargın adam selam veremez. Merhaba diyemez. Yan yana oturamaz. Görüyoruz biz. Adamı gördüğünü kaçıyor. Sokağı değiştiriyor. Öfkesinden. Bir meclis o varsa ona gelmiyor. Şeytan atına binmiş. Şeytan onu kullanıyor. Selam ver. Merhaba de. Merhabadan sonra da bir musafaha yap. Kalbinize pislikler, kötülükler dökülür gider. Günahlar da dökülür onlarla. Din de bunu istiyor. Allah da bunu istiyor. Evet Allah da bunu istiyor. Şimdi bir şey söyleyeceksin. İnsanlara inanamıyorsun. Ha, tamam. İslam insan dinidir. Bizim dünya hayatımızda düzenliyor. Ahiret hayatımızda. Bu insanlar malzememiz bunlar. Adama inandırmak için dersin ki onun inancayı, onun değer verdiği bir şey söylersin. İnan, o da nedir? Mümin adamın inanacağı şey Allah. Vallahi, billahi, tallahi. Böyle yemin edilir. Allah şahidim olsun bu böyle. Ben bunu yapacağım. Öyle deyince Allah'a inanır adam.
Allah şahit çünkü. Vallahi o demek. Allah şahidim olsun. Bu böyle yapacağım. Bunun sözümü yerine getireceğim. Ya Allah'a inanmaz mı adam şahitliğine? Ama böyle diyor. Yapmıyor. Yapacak da yok zaten. Vallahi diyor adamı böyle inandırıyor. Allah'ı ortaya koyuyor. Zaten yapacağı da yok. Yalan yere yemin ediyor yani. Yapmayacağı halde Allah'ı şahit tutuyor. Yalan şahit yapmış Allah'a. Onun için akrabalık bağlarını da koparır. Onun belası sebebiyle memleketler harap olur. Yalan yemin. Yoksa yağmur yağmaz. Kıtlık olur. Kazanılan parakalarda bereket olmaz. Harap olur diyor. Ta'akkümür rahim. Daha da gelecek. Mahveder ortalığı yalan yere yemin. Bu yaygınlaşmışsa böyledir. Evet, yaygınlaşmışsa böyledir. Mahvolur. Memleketler mahvolur. Yemin, Kur'an-ı Kerim'de var. Allah da yemin ediyor. Peygamber de yemin etmiş. Veymullahi. Peygamberimizin yemini bu. Vallahi de diyor. Veymullahi. Nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor. Evet, biz de dine uygun yemin edeceksek, dikkat edin, Allah'a şahit tutuyoruz. Yemin bu demek. Bak bana inan, doğru söylüyorum. Allah da şahit. Vallahi'nin anlamı bu. Tallahi'nin anlamı bu. Billahi'nin anlamı bu. Sen de Allah'a inanıyorsan yapamayacağın şeye yemin etmeyeceksin. Allah'ın yalancı yere şahit tutmuş oluyorsun. O kadar veballi. Onun için yalan yere yemin yaygınlaştı mı memleket batar. Allah çok güzel. Allah yalan söyler mi ya Allah? Ne yaparsa güzel yapar. Allah da hata etmiş demek sapıklıktır. Eğer bilerek söylese gavurluktur. Bilmeyerek söylediyse Allah da hata etmiş diyen adam çok sopa yer öbür tarafta. Allah hata eder mi ya? Sen onu hata anlarsın, bilemezsin, anlayamazsın. Güzel yapar. Allah ne yaparsa güzel yapar. Sen anlayamıyorsun. Anlayamadığın için böyle söylüyorsun. Evet, namaz aptası yok, hiç bir şey yok, çalışma da yok. İşte anlatırlar ya, Hacı Bektaş Veli güzel adam, çok büyük alim, çok büyük evliya, ehl-i sünnet alimi, itikadına hiçbir lege yok. Çok güzel, bizim adamımız. Ama onu başka şey kullanıyorlar ya, işte böyle namaz aptası yok, buluşu çalıyor, çarpıyor böyle, hayatını idare eden adam. Sürünüyor tabii sokaklarda, çalışmıyor. Bakıyorum bir gün, hikaye yani bu. Birisi çok zengin, ötekinde para az. Onunla hale baktım, utandım Allah'ım diyor Bektaşi. Yani adalet mi senin yaptığın? Bak ona ne kadar çok vermişsin, bunu süründürüyorsun. Bana zaten bir şey verdin yok. Ya çalışmadan verir mi ya? Allah çalışana vereceğim diyor. Kur'an'da kanun bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duası %100 geçerli. Söylüyor ne istersek vereceğim. Ve lesevfe yutike rabbuke fedarda. Kur'an'da vallahi billahi ya Resul, Habibim sen ne istersen yeter deyince kadar vereceğim. Bu garantiyi almasına rağmen 313 tane adam toplamış. İki tane atlı silahlı, gerisi tosla, taşla, sopayla, yalın ayak Medine'den çıkmış, Bedir'e gelmiş. Kızgın toprakları yürüyerek, yazda, sıcakta. Neden? Allah'ın kanunu bu. Sana düşeni yapacaksın. Çalışacaksın. Senin görevin çalışmak. O da ona kendine düşen görev yapmış, çıkmış gavurun huzuruna Bedir'de. Evet, 313 kişi arkadaş. Karşı taraf hep atlı, süvari, çift sırlı, Ebu Cehil takımı. Oraya vardıktan sonra demiş ki ya Rabbi, sabaha kadar dua etmiş. Ya Rabbi demiş, yapabildim bu. Sana Allah diyen 313 kişi buldum, getirdim. 72 kilometre geldim. Yaptığımı yaptım, sen bilirsin gari. Bana yardım et sabaha kadar. Allah bunu yalnız bırakır mı hiç? Ebu Cehil takımını duman etmiş. 313 kişi hem de taşla sopayla. Filminde görüyorsunuz. Aynı şey
Bunu bu yoldan gidenden kazanıyorsun. Sırp sındığına gittim ben. Edirne'nin orada Sırp sındığı savaşı var. 100.000 Bizans ordusu gelmiş. Yani cennete gidecekler. Papa öyle kandırmış onları. 10.000 tane Turahan Bey, 10.000 asker var. Ve de ötekiler dinç, atlı, şeyli. Bunlar Anadolu'dan batıya doğru geliyorlar işte. Oraya doğru giderken durdurmak için dini sever diye 100.000 kişi toplamış. Demiş arkadaşlar, komutanlık erlik kalktı. Hepimiz Allah'ın yolunda cihad eden birer eriz. Onlar 100.000 kişi ama biz 10.000 kişiyiz. Olsa da demiş, Allah yolunda şehit olma inanıyorsak, şehit olma rütbesini kazanmak isteyen var mı? Hepsi varız demişler. Sabaha kadar Allah'a yalvarmışlar. Sabaha gün bir çullanmışlar. 100.000 kişinin tamamını yok etmişler. Sırp sındığı savaşı. Öyle var. Turhan Bey. Fatih Sultan Mehmet Han. Oo, geçilmez surlar. Öyle diyorlar. Burayı kimse geçirmez bu surları. İstanbul kimse alınmaz. Öyle kale muazzam. O da aynı peygamberin usulde kendi şeylerini, imkanlarını top döktürmüş. Ne kadar asker varsa toplamış. Aklını çalıştırmış. Kendini şunu yapmış. Kapıların, surların dışına gelmiş. İşte görüyorsunuz gemileri karadan yürütmüş. Bize düşen görevi yapıyor yani. Allah'ın aynı Resulullah gibi. Kendine düşeni yapmış, ta Bedir'e kadar gitmiş. Ondan sonra da 52 gün, 53 gün hiç yatağına girmemiş. Aynı peygamber gibi sabahlara kadar yalvarmış gözyaşıyla. Allah'ım, Allah'ım diye. Ondan sonra olmaz deneni olmuş, oldurmuş. Allah'ın yardımıyla. Bu surlar geçilmez, İstanbul alınmaz diye. Onlar şey diyorlar. Ama Allah'ın yardımıyla çoğu açtı, çar kapadı. Yol bu. Kendine düşeni yapacaksın, Allah'a yalvaracaksın. Kendi düşeni yaptıktan sonra Allah'a yar olacaksın. Allah'ın şeysindesin, yardımına mazhar olacaksın. Ama böyle olmazsa, Allah'ı yalancı şahit yaparsan ilişkilerinde Allah sana yardım etmez. Memleketler tahribül bilat. Memleketler harap olur. Bitkiler yetişmez. Ortalık zorluklarla kaplanır. Evet. Öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yemin facira. Yalan yere yemin. Böyle memleketler harap eder, yok eder, yok eder. Yalan yere yeminden kaçacağız. Evet. Abdullah İbni Abbas'dan evet nakletmiş. Allah onları da. El yeminül facira gene aynı mahalde olduğu için hadislerin kendi şeylerine bakalım. Yalan yere yemin elleti yaktavu biher racul mâle ahihil muslim. Şimdi insanlar birbirinin oğlu, kızı, kardeşi, anası, babası değil mi? Çocuk doğuyor, ana baba. Ondan sonra başka koyuyor, kardeş falan. Ha. İnsanlar yakınlarını yaratılış gereği sever, sevmesi lazım. Bozuk tıynetli, karakterli olmayan adam kardeşini sever, anasını sever. Çünkü anası vakti çekti, yetiştirdi. Sever. Ama bazen bakıyorsun tam tersi oluyor. Ayrıca Allah'ın emrine uyacağız. Annemiz bizim uykusuz kaldı sabaha kadar. Uyumadı. Yemedi, yedirdi. Fedakarlıkla yetiştirdi. Hak ona iyilik etmek değil mi? İyilik etmemek zulüm değil mi? Haksızlık değil mi? Hep böyle olmuyor biliyorsunuz. Keza Allah'ın emri bu. Anana baba öf bile deme diyor. Ne ya bu falan deme. Evet. Allah'ın emri bu. Kimseyi kandırma. Yalan söyleme. Yalan yere yemin etme. Hep söylüyor Allah'ın emri bu. Ha şimdi komşun çok iyi aranız. Samimi arkadaşsınız. Veya askerlik arkadaşın. Veya ticaret arkadaşın.
falan filan. Bir mesele oldu. Arkadaşın haksız, zalim. Başkasının hakkını gasp etmiş. Başkasının hakkını çiğnemiş. Sen de şahit gösteriyor. Evet. Şimdi doğruyu söyleyeceksin. Allah'ın emri bu. Doğru olanı yapacağız. Doğru olan Allah'ın emrettiği. Ama askerlik arkadaşlığı hatırına, komşuluk hatırına, bazen akrabalık hatırına yalan yere yemin ediyorsun. Bir başka Müslümanın hakkını alıyorsun diyor Peygamberimiz. Yalan yere yemin elleti yaktau biha raculu mala ahihil muslim. Müslüman kardeşin hakkını alıyor. Yalan yere yemin ederek. Hakim bir vallahi billahi böyle yaptı diyor. Halbuki yalan. Halbuki yalan. Yalan yemere bir başka Müslümanın hakkını almak için yalan yere yemin etmişse bir insan takimur rahim. Evet, işte bu da insanlara olan bereketi yok eder. Memleketleri, evet, memleketini mahveder. Mahveder. Huzur diye bir şey kalmaz. Böyle zulümler yalan yere yemin edilmişse ortalık perişan olur. Huzur bulamaz kimse. Kimse huzur bulamaz. Evet, genel bilgiyi bir daha okuyalım. Ondan sonra bir şey edelim. Bu hadis-i şerif Ahmed ibn Hanbel Ebu Sevde Hazretlerinden naklemiş. El yeminu el kazibe menfaka lissel'a menhaka lil kesb. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi cam gözlük takmıyor. Peygamber gözlüğü var. Şimdi alışveriş için ne yalanlar ediyorlar değil mi pazarda? Görüyorsunuz alışverişte onları gömmüş. Yalan yemin edersen yemin etti ya adam. Yola mı sürecek ya? Alırsın malı. Satarsın malı diyor. Malı sattırır. Piyasayı hareketlendirir, yalan yürü. Vallahi billahi falan diyor. Ama diyor bereketini göremezsin. Hiç bir şey elde edemezsin. Huzur bulamazsın. Alırsın yalan yere gider, yele gider. Hiç faydasını göremezsin. Öyle diyor. Alışverişi hızlandırır. Malı satarsın ama bereketini göremezsin. Bereketi gider. Bereketi gider, kazancı yok eder. Evet, siz ne güzel söylüyorsunuz, haydan gelen huya gider diye. Böyle gelmiş, böyle gider. Yanlışın, yalan yere yemin edip başkasının hakkını gaspa vesile olma. Haksızlığa sebep olma. Doğruluktan şaşma. Doğru bildiğini söyle. Şimdi şahitlik. İnsanlar arasında ihtilaflarda delille karar verilir. En önemli delil şahitliktir. Görüyor. Evet, ona göre karar verir hakim. Hatta zannetse bile aksini delile göre karar vermek zorunda. Zahire göre hükmetmek zorunda. Evet. Hakim delile göre karar verir, dosyaya göre karar verilir. Sen de bir sürü yalan şahit bulmuşsun. Şimdi maalesef şimdi ben bilmiyorum benim zaman mahkemelerde bir sürü adam otururdu. Yalan şahitliği hazır 50-100 liraya yalan şahit hemen gidiyor söylüyor. Gelip yemin ediyor bir de başka birisinin hakkını böyle yalan yere yeminle aldınız mı hiç yaramaz. O aile huzur olmaz. Kendine yaramaz. Çeşitli felaketler katlanır. Çocuğu geliyor ağlıyor. Benim oğlum kızım bana itaat etmiyor. Duası bu işte. Yalan yere yeminle ilin hakkını almayacaksın. Oradan çıkar. Seni ağlatır Allah. Başkasının hakkını yemeyeceksin. Ağlatır Allah. Başka şu yeri bu. Yani bu gibi şeyler hep bundan dolayıdır demiyorum da. Yani böyle olan kimselere hemen yalan yere yemiş de demeyin. Bir sebebi budur. Bazen de Allah rütbesini artırmak için sıkıntı verir insana, bunaltır, yavlattırır, rütbe artırır. Bazen günahları dökmek için böyle sıkıntılar verir. Evet, yani her gördüğünüzde de aleyhine düşünmeyin, kötü zannetmeyin de bir sebebi de bu işte. Yalan yemin ettiniz mi mahveder, bereket kalmaz. O evde dirlik düzenlik olmaz. Şimdi
Yemin etmek, gördüğünüz gibi bir şeyi kuvvetlendirmek için yapılan şey. Dinde var. Allah ve duha, duha vaktini yemin etmiş. Ve leyli, geceye herkes uyuduğu zaman yemin kıymetli şeyler anılarak yapılan şey. Demek duha vakti kıymetli. Onu anlıyoruz. Ona yemin etmiş. Ve duha ve leyli izâ secâ mâ vettâ rabbuke ve mâ kale. Efendimiz diyor ki insanda 360 tane eklem var. Bak bir parmakta 3 tane. Bu parmak böyle kıvrılmasa ben bunu tutamam ki. Hadi tut bakalım. Bunu böyle kıvırıyorum, tutuyorum. Ne kadar nimet bu. Şu eklem kıvırıyor. Boynumu bak çeviriyorum. Oynadım. Böyle yapıyorum, yapıyorum. Belimi eğiyorum. Ne kadar nimet. Kazık gibi olsa Allah göstermesin. Hiçbir şey yapamam. Bir nimet. 360 tane eklem var diyor insan vücudunda. Büyük nimet. Nimetlere teşekkür lazım. 360 tane her gün sadaka veren var mı içinizde? Nereden? Diyorlar ya Resulallah. Bir vücudumuzdaki eklemler nimetini ödeyemeyiz. Daha ne nimetler var? Akıl büyük nimet, göz büyük nimet, kulak nimet. Var var var. Kolayı var diyor. Kuşluk vaktinde diyor. İki rekat Allah rızası için namaz kılsın. Mecbur değilsiniz. 5 vakit namaz mecburi. Ama kuşluk vaktinde öğlene işte 45 dakika kalıncaya kadar, sabah namazından 1 saat 45 dakika geçtikten sonra 2 rekat kuşluk namazı kılsanız diyor, vücudunuzdaki eklemlerin şükrünü eda etmiş olursunuz diyor. Mesela demek ki duha vakti çok kıymetli. Bakın 2 rekatı bütün nimetleri ödüyor. 4 kılarsan, 6 kılarsan, 8 kılarsan onun dereceleri var. Bir de belli değil, izâ secâ. Herkes uyumuş, tatlı uykunu bölmüşsün, kalkmışsın, şakır şakır abdest almışsın. Teheccüd namazı ne kadar kıymetli. Dünyada ve dünyadakilerden kıymetli diyor. O da kıymetli ki vel leyli de izâ secâ diye Allah yemin etmiş. Allah böyle vel fecri seher vaktine yemin ediyor Allah. Vel fecri ve leyalin aşrin yemin ediyor kıymetli. Ama biz böyle şeyleri yemin etme hakkına sahip değiliz. Biz vallahi billahi tallahi de yemin ederiz. Edeceksek. İyi bir şey değil de yemin etmek. Çünkü mutlaka yapmanız lazım. Ben şu işi şöyle yapacağım. Durdu adam. Vallahi yapacağım. İnandı. İşe giriştiniz. Yemin münakide derler buna. Mutlaka yapacaksın arkadaş. Uykunu fedakarlık yapacaksınız. Rahatın fatah. O sözünüzü yerine getireceksiniz. Allah şahit yaptınız. Mutlaka yerine getireceksiniz. Getirmediniz. Bir daha böyle varavi yemin etmemek için ceza vereceksiniz. Evet. Yemin yerine getirmeyen adam evet. Oruç tutacak arkadaş. Hem de seher vaktinde kalkacak. Uyur kalırsa olmaz. Peşi sıra 3 gün arka arkaya oruç tutacak. Hem seher vaktinde kalkmazsa yanar. Kalkacak. Allah'ın bir daha adını öyle var ya anma. Ve de yalan yere yeminin kefareti yok arkadaşlar. Yani efsinler yok. Bakın bu yeni münkade adam hakikaten yapacak. Şu işi yapacağım diye yemin etti. Niyeti kötü değil, yapacak. Ama yapamadı. Yeminde durmadıysa, yemini çiğnediyse kefaret edeceksin. Böyle Allah'ın adını böyle kullanıp durma. Şahit yaptın çünkü. Terbiyesizlik yaptın, ceza. 3 gün oruç. Tutamayacağım. 10 gün fakir, 10 fakiri doyuracaksın arkadaş. Bu fakir köyde mesela 5 lira duyuyorsa, bilmem İstanbul'un Şişlisi'nde 50 liradan aşağı doymuyorsa, 100 liradan aşağı 10 fakir 1000 kağıt vereceksin arkadaş. 10 fakire bir kişi değil. 10 fakir ayrı veya bir fakir 10 ayrı gün veya ayrı 10 fakiri doyuracaksın. Ve cezası bu. Ama yemin, yalan yer yeminin karşılığı bulunamıyor. O kadar büyük bir suç ki. Hani ötekini bak bu yıllar yaptınız mı ödüyorsunuz. Yeminin cezasını kapatıyorsunuz. Örtüyorsunuz. Kefaret örtmek demek. Ama yalan yere yeminin şeyini çizemiyorlar. Günahının sınırını. Şu kadar yaparsan ödeye diyemiyorlar. Peygamber öyle söylüyor çünkü. Ancak günlerce ağlayacaksın da, kanlı gözyaşları dökeceksin de inşallah Allah affeder.
Öyle kefaret yok demek, yani et demek anlamına değil. Felaket. Sınır çizilemediği için kefareti yok. O kadar büyük. Allah'a şirk koşmak iki demek ne kadar büyük günahsa, yalan yere yemin etmek de o kadar büyük günah. Hiçbir inanan adam Allah iki der mi ya? Onun gibi yani. Ha bir de yemin yapmak iyi bir şey değil. Bak Allah'ın adını anlıyorsun, yapacaksın. Konuşuyor. Konuşurken vallahi billahi, vallahi billahi, vallahi. Ne lan lan? Allah saygı duyulması gereken en muazzam varlık. Peynir ekmek gibi ne bu ya? Vallahi billahi, vallahi billahi. İki de bir vallahi billahi. Niye, niye ya? Ben sana inanmıyorum diyor muyum? Aa, Allah kelimesini söylediğin zaman tüylerin diken diken olmalı. Çitremelisin. E sen böyle rastgele söylüyorsun vallahi billahi. Tam dayak delisi. Hiç iyi değil. Varayı o böyle yemin etmek hiç iyi değil. Mümin adam Allah'ın adını böyle varayı anır mı ya? Çok yanlış. Ona tövbe istiğfar demişler. Ona da hani yemin münakide gibi değil. O da sopalık ama ona da bir kefaret yok. Yalan yere kefaret yok. Çünkü onun hesabını tutamıyorlar. Şimdi efendim Kur'an-ı Kerim'de var bu. فَكَفَّارَةُ اُطْعَامُ عَشْرَةُ مَسَاكِنْ 10 fakiri doyur. فَسِيَامِ سَلَاسَةِ اَيَّامِ مُتَتَاوِعَةً peşi sıra. 3 gün oruç. Şimdi alimler diyorlar ki adam zengin. Oruç tutturacağız ona. Canı yansın diye. Zengin adam oruç tutmak zor gelir. Adam fakir. Adam da yutturacağız ona. Çünkü ona zor gelir ya para vermek. Bir daha yapmasın yemini diye. Ama sen durmadan vallahi billahi vallahi billahi diyorsun. Çok yanlış. Çok yanlış. Dilin böyle şeye alışmaması lazım. Ona göre hareket edeceksin. İşte gördük ki yalan yemin memleketi yıkar, harap eder. Ot bitmez, yağmur yağmaz. Ailelerde huzur olmaz. Anarşi olur. Allah'ın gazabına sebep olur. Lanet sebebi olur. Lanet sebebi olur. Ondan bucak bucak kaçacaksın. Evet, bucak bucak kaçacaksın. Allah'ın ismini anmaktan başka da dinen yemin edeceksen yemin iyi değil. Ama örfe itibar edilir. Kur'an hakkı için. Kur'an Allah'ın kelamı. Yerine getireceksin. Getirmedin mi gene yemin sayılır. Gene kefaretler ödeyeceksin. Ya neyse mesela bilmem ne olsun çocuğumun hakkı için filan yeminse, örfte neyse yemin sayılıyorsa onlar da yapmadın mı onları da ödeyeceksin, kefaretini vereceksin. İslam fıkhı açısından durum böyle. Evet, yemin iyi bir şey değil. Mecbur kalmadık yapma. Yaptığın zaman sözünde dur. Sözünde duramayacaksan yemin etme. Evet, gerekliyse et, edince de yerine getir. Aksi halde işte böyle cezaları var. Bereketsizliğe sebep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri bize bunları. Evet, yine Ahmed ibn Hanbel Beyhakî Ebu Hureyre'den bu hadisi yine bir daha var. El yeminu el gamus. Yalan yere yemin teda'a ed diyara belâkî'a. Memleketleri harap eder. Harap eder diyor. Bir daha açık, net bir hadis-i şerif daha var. El yeminül facire, yalan yere yemin teda'ad diyar belaka. Evet. Tukillül adet, bereketsizliğe sebep olur. Evet. Burada nüfusu eksiltir. Yani nüfus artmaz. Zürriyetler kesilir. Yalan yemeri çoksa bir memlekette. Tukillül adet diyor. Nüfusu azaltır yalan yere yemin. Nesil kesilir. Yalan yere adam nesli kesilir. Yalan yeminden bundan kaçacaksın. Nüfus güç demek. Evet. El yeminu ala niyyetihil müstahlif. Şimdi hakim diyor ki bak bu adam işte komşuna hakaret etmiş, şöyle demiş, söylemiş. Gördün mü? Gördüysen komşunun hatırı yok. Dava açmış adam. Evet böyle dedi. Hakim senin bundan istiyorsa buna göre. Doğruluk yanlışlık yeminin buna göre. Yani ne maksatla yemin teklif etmişlerse
Öyle diyor Peygamberimiz. Ya bu adam işte buna hakaret etti veya işte bunun malını aldı. Yani hakim soruyor. Sorulanan cevap verdiğine göre yalan yere yemin öyle tayin edilir. Söz mü, hakaret mi, söyledi mi, söylemedi mi, malını çaldı mı, çalmadı mı? Buna göre, buna göre yemin isteyenin ne göre yalan söyledi, doğru söyledi diye öyle değer verilir yemine diyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. El yeminu ma yusaddikuka bihi sahibuk. Evet, yemin senin arkadaşının tasdik edeceği üzere olur. Evet, bu gibi maksatlarla olabilir diyor. Yemin konusu böyle. Ondan da bucak bucak kaçmak lazım. Rastgele yeminden dilimizi tutmamız lazım. Yemin etmişsek de yerine getirmemiz lazım. Efendimiz bu güzel nurlu sözleriyle bizim birbirlerimizle, muamelelerimizle, ilişkilerimize, konuşmalarımızda bizi bu şekilde uyarıyor. Cehenneme baktım diyor, en çok dil belasından girmişler diyor. İşte bu rastgele ediveriyor işte. Yalan yere sallayıp gidiyor. Ama çok önemli. Dil, etin kemiği, dilin kemiği yok. İstediği oynar. Vatandaş ne güzel söylüyor. Hadislere uygun. Bizim insanımız hep hadislere uygun konuşmuş. Adetleri öyle. Dil böyle de oynuyor, böyle de oynuyor. Hakim ol. O kadar muazzam örnek şeyler var ki, ibretler. Bakın, iki gözümüz var. İki dudağımız var. Burnumuz bir tane ama iki deliği var. Kulağımız iki tane. Kur'an söylüyor Allah. Ve lisanın ve şefeteyni. Bunlar söylüyor. Ben size iki göz verdim. İki defa bakacaksın. Ondan sonra bakmak yetmez. Ondan sonra koklayacaksın. Nedir? Tahkik et yani. Ondan sonra iki defa dinleyeceksin. Çok enteresan. Kur'an'da var yani. İki defa dinleyeceksin. İki defa kontrol edeceksin. İki dudak var bak. Bir defa konuşacaksın. Rastgele konuştun mu? İşte başına böyle böyle Allah geliyor. Yalan yere yemin ediyorsun. Sonra da cehenneme gidiyorsun. Sözünde duramıyorsun. Başına şunlar geliyor. Bereketsiz sebep oluyor. İki defa bak. İki defa kokla. İki defa dinle. İki defa kontrol et. Bir defa konuş. Diline hakim ol. Ne güzel söylemiş Hacı Bektaş Veli. Eline, beline, diline. Hep ayet hadis bunlar. Hep ayet. Söz gümüşse sükut altındır. Çok konuşmaya bakma. İhtiyacın kadar konuş. Susmayı tercih et. Çünkü susmaya alıştır. Yoksa bu her tarafa oynamaya başlar. Yarın başına bela olur. Evet, Cenab-ı Hak bizlere de kendisinin verdiği bu güzel nimetler bunlar. Görmek, duymak değil hepsi. Bu nimetlere hakkını veren, yerli yerinde kullanan, asla yanlışlara alet etmeyen, kamil iman sahibi, güzel ahlaklı, Efendimizin sözleri uyarılarına uyan salih kullarından eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah. Estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâhu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. İkişer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On yedişer İhlas-ı Şerif besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber. Üçer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimis salate lidulukiş şemsi ila gasakil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûdâ. ومن الليل فتهجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı rızanla muvaffak olarak kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklarına, cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, özhasaten kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımız, bahusuz eserinde yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları ve üstazlarımızın ervahına, bu şuracıkta bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden şühedanın sıkıntılara katlanan kuzatın, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirecek eserler dikmiş ashab-ı hayratın, arkasından bu Süleymaniye Camisi gibi muhteşem eserleri dikmiş olan böyle güzel hayır sahiplerinin, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip ümmilerin, tüm geçmişlerimizin ervahını hediyeledik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, deccalın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından, her türlü fitne ve fesattan bizleri muhafaza eyle ya Rab. İmanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, hayatımız boyunca istikametten bizi ayırma, herkese iyilik eden, her yere eli uzanan sahi salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Akıbetimizde hayır eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Hiçbir ümmeti Muhammed ferdine karşı kalbimizde kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm müminleri hesap gününde mağfurin zümresine dahil eyle. Müslümanların arasına fitne sokmak isteyenlere fırsat verme ya Rab. Onların hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Ya İlahel Alemin, ya Rahmer Rahim, bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sapıkların sapıtmasından muhafaza eyle. Kendine, ailesine, milletine, Müslümanlara, insanlara hayırlı insanlar olmasını nasip eyle. Şu dualarımız da Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhar'da edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurun duasına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı okumayı, amel hükmünce amel etmeyi, Kur'an'ın şefaat ettiklerinden olmayı nasip eyle. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netûbü ileyk. Sübhane rabbina rabbil izzet amma yasifûn. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha.